değerli konuklar. Lisans eğitimini matematik öğretmenliği, yüksek lisansını eğitim yönetimi alanında tamamlamış olan Karlı, Türkiye'de özel okullarda ve yurt dışında öğretmenlikle başlayan kariyerine eğitim yöneticiliğiyle devam etmiştir. Öğretmen Akademisi Vakfı'nda yaklaşık 6 yıl kurucu müdür, genel müdür olarak görev yapmıştır. 2011 yılından bu yana ülke genelinde yapmaya başladığı 21. yüzyılın okulu ve öğrenme başlıklı konferanslar serisiyle 30 binden fazla eğitimciye dijital teknolojiler, küreselleşme ve beyin araştırmalarının eğitimi ve okulu nasıl değiştirdiğini anlattı ve hala sürdürmektedir. Kendisini öğrenme yoldaşlığı konuşması için sahneye davet ediyoruz. Herkese günaydın. Sayın Müdürüm, sevgili Hazırım, değerli meslektaşlarım. İlk başlamak her zaman zordur. İlk başlayıp süreyi de tutturmak. TED konuşmasının en zor tarafı zaten kısa sürede çok sev söyleyebilmek. Bakalım ilk 30 saniye atlattım. İrfan Hocam gözüme bakıyor zaten çok konuşmasın diye. Evet, aslında bugün ilk konuşurken biraz hızlı da olsa bir öğretmen hikayesi anlatmak istiyorum. Akşehir Öğretmen Okulu mezunu, sınıf öğretmeni bir babanın, köy öğretmeni bir babanın çocuğu olarak yaklaşık 20 küsür yıldır da öğretmenlik ve öğretmenlerle birlikte mesleki öğrenme yolculuğunu sürdürmekteyim. Aslında neden biz bugünlerde bunları çok konuşuyoruz? Belki de pek çok kişinin artık tanıdığı kişilerden bir tanesi olan duvardaki delik deneyinin tasarımcısı Sugata Mitra'ya soruyorlar. Diyorlar ki neden eğitim sistemi bu kadar çok tartışılıyor, değiştirilmesi gerekir? O çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki insanlık tarihinin yaptığı, tasarladığı en başarılı iş aslında eğitim sistemi. En mükemmel haliyle orada duruyor ve işe yarıyor. Ama bir tek sorun var. Artık kullanım süresi doldu. Bize yeni bir tür eğitimden söz ediyoruz. Yeni bir insan tipinden söz ediyoruz. Bakın Michael Resnick ne diyor? MIT'den Scratch programının yazarı, 40 farklı dilde aynı anda çalışabilen, çocuklara erken yaşta kodlama öğreten programın yazarı olan Michael Resnick harika bir şey söylüyor. Böyle iyi mi? Harika bir şey söylüyor. Bakın diyor ki bugün okullarda uygulanan müfredatın büyük bir bölümü kağıt kalem çağı için tasarlanmıştır. Bu yıl birinci sınıfa başlayacak olan çocuklarımız 12 yıl zorunlu eğitim, 4 yıl lisans, 2 yıl yüksek lisans yapsalar 18 yıl 2014'te başlıyorlar, 2032'de iş arayacaklar. Ve iddia ediyorum onların pek çoğu önümüzdeki 5 ile 10 yıl içerisinde kağıt kalem dahi kullanmayacaklar. Ama bizim müfredatımız hala kağıt kalem çağı için tasarlanmış bir müfredatla onları eğitmeye çalışıyoruz. Ve çok önemli bir şey daha var. Dünya artık endüstriyel çağdan bilgi toplumu çağına ve şimdi de yaratıcı toplum çağına geçiyoruz. Sanayi devrimini kaçırmış bir ülkenin çocukları olarak bilgi toplumu çağını da aslında kaçırdık. Bilgi toplumu çağı 1980'de 2000. Sadece 20 sene sürdü. Yani bilgisayarların komodorlara geçişimizle birlikte başlayan bilgi toplumu çağı internetin evlere yayılmasıyla birlikte 2000'lerden itibaren bitti, yeni bir çağa geçiyoruz, yaratıcı toplum çağına. O halde böyle büyüyen çocuklara biz öğretmenlik yaparken yeni bir şey var hayatımızda. Tablet, akıllı telefon, bunlar bizim bütün hayatımızı istesek de istemesek de değiştiriyor. Hem de kökünden değiştiriyor. Üstelik teknolojiyi düşünecek olursanız biz istesek de istemesek de hayatımızı değiştiriyor. Benim çocukluğumda köy evlerinde babam öğretmenlik yaparken tel dolaplar vardı, mutfakların hepsi kuzeyde yapılırdı. Niye? Çünkü bütün yiyeceklerimizi soğuk tutabilsin, serin tutabilsin diye. Buzdolabı çıktığı andan itibaren evin mutfağının nerede yapıldığının bir önemi kalmadı. Mimari değişti. Derin dondurucular çıktı, alışveriş türümüz. Yiyebileceğimiz, tüketebileceğimizden daha fazlasını saklamaya başladık. Siz bir gün cep telefonunuzu evde unutursanız gününüz nasıl geçiyor? Hep kaşınıyorsunuz değil mi? Bir tarafınız kim aradı, kim dürttü, Facebook'ta kim acaba bana bir şey yaptı, Twitter'da ne oldu? İşte bugünün çocukları bizden daha ötede dijital yerliler olarak gerçekten bu araçlarla doğup bunlarla birlikte yaşıyorlar. Ve bununla ilgili en çok söylenen şeylerden bir tanesi şu. 2020'lerde internet bugünkü elektriğin yerini alacak diyor. Yani elektrik olmasaydı ne olurdu diye düşündüğüm şeyi bugünün çocukları internet olmasaydı ne olurdu diye düşünüyorlar. Benim sorum şu. Biz hala bu çocuklara böyle diyerek öğretmenlik yapmaya devam edebilecek miyiz? Ya ben süper öğretmenim. Ben hala bunlara muhteşem anlatırım. Ben süper matematik biliyorum. Bütün bunları yapabiliyor muyum acaba? Ya biz bu çocukları hala okulu anlamlı kılmak için, okula gelmeye zorlamak için
zorlamanın dışında, diplomanın dışında onları gerçekten gönüllü olarak okulda tutmak için ne yapıyor olacağız? İsteyerek geliyorlar. Mesela Eda var burada. Akşam konuştuk, birazdan konuşacak. Acaba benim oğlum 11. sınıfta, lise 11. sınıfta bir Anadolu Lisesi'nde okuyor. Acaba çocuklarımızın kaç tanesi okula koşar gidiyorlar, isteyerek gidiyorlar. Arkadaşlarını geriye çıkartırsak. İşte bu süreç için yeni bir şey yapmak lazım, bir şeylere bakmak lazım. 21. yüzyıl becerileri diye son dönemde ben de çok yazıp çiziyorum, herkes çok konuşuyor. Ben biraz provokatif olmak istedim. Nedir bu 21. yüzyıl becerileri masalı diye şöyle bir bakmaya çalıştım. Uzun süredir de üstünde yazılıp çiziliyor. Ve aklıma şu soru geldi. Peki 20. yüzyıl becerileri neydi? Salonla şahitlere hepimiz 20. yüzyıl insanıyız burada. Ben hiç duymamıştım 20. yüzyıl becerileri diye. Acaba 21. yüzyıl becerileri birdenbire niye nümayiş oldu? Niye herkes 21. yüzyıl becerilerini konuşuyor? Dedim ki acaba şu 20. yüzyıl becerileri bir araştırayım, bir bakayım. Zor oldu gerçekten. Literatürü şöyle bir taramaya baktığım zaman aynen böyle teleskopla bakar gibi uzun derindir bir araştırmak gerekiyor. Karşıma birkaç tane makale çıktı ve onlardan bir tanesini aldım. Bakın 20. yüzyıl becerileri diye tarif edilen şeyler şunlar. Öğrenmek, bilişim sistemleri, kendini yönetmek, eleştirel düşünme, bilgiyi transfer edebilmek, sayısal beceriler, kariyer yönetimi, takım çalışması, iletişim. Kısacası diyorlar ki transfer edilebilen, dönüştürülebilen becerilerden söz etmişiz 20. yüzyılda. Yani aslında 21. yüzyıl becerileri diye söylediğimiz şeyler bir anda ortaya çıkmamış, 2000'lerde çıkmamış. Bütün hikayenin başı 20. yüzyıla doğru gidiyor. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman karşımıza yine önemli birisi geliyor. MIT'den yine Seymour Papert 1998'de bir makalesinde şöyle diyor sevgili meslektaşlarım. Diyor ki 21. yüzyılda gerçek olan tek bir gerçek rekabetçi beceri var diyor. Bütün becerilerin hepsi bir tarafa. Gerçek olan tek rekabetçi beceri var. O da öğrenebilme becerisidir. Ve öğrenebilmeyi tarif ederken diyor ki okulda size öğretilenler karşısında doğru cevabı bulabilme becerisi değil, okulda size öğretilmeyenler karşısında doğru cevabı bulabilme becerisi. Ve biz okulda çocuklara ne öğretiyoruz? Tereddüm ettiriyoruz. Nasıl? Sadece sınavda yaptıklarımızı ve benzerini çözebilen çocuklar yetiştiriyoruz. Yani, hatta bunu yapmazlar. Bir gün değişik bir şey sorarsak da veli hemen kapıya geliyor. Anında kapıda. Hocam siz hiç anlatmadığınız yerden soru sormuşsunuz. Pardon da hayat size çalıştığınız yerden mi soruyor? Bu çocuklar dışarı çıkınca çalıştıkları yerden mi gelecek sorular? Hayatımızdaki her şey önceden çalıştıklarımızdan mı geliyor? Okul bu mudur? Öğrenmek bu mudur? Öğrenmek her terennüm ettiğiniz yeri tekrar etmek midir? İşte bunu söylüyor aslında bakın. Yeni durumlara adapte olabilmek ve bunun cevaplarını önceden tanıştığı bilgiyle transfer ederek verebilmekten söz ediyor. Ama bu durum karşımıza yeni bir şey getiriyor. Meydan okumamız gereken alanlar var. Dolayısıyla bu çok kolay bir iş değil. Örneğin paylaşmak zor bir iş. Yansıtmak çok zor da çok zor bir iş. Kaliteli katkılar bulmak, katkılarda bulunabilmek, her bir tartışmaya katkı koyabilmek, özellikle kendi kendine öğrenmeye motive olmuş bireyler yaratabilmemiz gerekiyor. Yani kendi öğrenmesinin patronu olan autonomous learner dediğimiz özel öğrenen, kendi kendine öğrenen bireyler, slogan gibi söylüyoruz, öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştireceğiz. Nasıl? Aynı tipte hep çalıştığımız şeyleri sorarak mı yetiştireceğiz? Ya da aynı okullarda aynı işleri yapmaya devam ederek mi yetiştireceğiz? Bunun için karşımıza bir şey gerekiyor. Bize yeni bir 21. yüzyıl pedagojisi gerekiyor. Acaba bu çağın çocukları sadece bilgisayarla mı okuyacaklar? Anne babaların ve öğretmenlerin kaygıları, doğa ve çevreyle ilgili kaygılarımız. Kısacası sevgili meslektaşlarım, bize yeni bir pedagojiye gerek var. 21. yüzyılın yeni bakış açısına, yeni öğretmenlik bakış açısına ihtiyacı var. Bunun için de bütün sorunlara karşımıza geldiği her anda teknolojiyle çözebileceğimizi de düşünmemek gerekiyor. Zaman zaman bu yüzyılda şunu da yapmaya başladık. Çocuklara tablet verelim, okula öğretmene tablet verelim, okula bilgisayar sokalım, akıllı tahtaları koyalım, sorun çözüldü. Böyle bir gerçek yok. Hiçbir rapor gösterdim. Evet, teknoloji gelecekte öğretmenliği hatta şu anda değiştirmeye başladı. Sadece şunu değiştirmeye başladı. Teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanamayan öğretmenler sistem dışına kayıyor ama öğretmen hala orada. Peki nasıl bir öğretmen? 21. yüzyıl pedagojisini kullanabilen bir öğretmene ihtiyacımız var. Tüm becerileriyle özellikle üst düzey düşme becerilerini öğreten 21. yüzyıl pedagojisi kullanan bir öğretmene ihtiyacımız var. Bizden bir alıntı yapmak istiyorum. Tanıyorsunuz sanıyorum resmi. Ne demişti hocam? 19. yüzyılın binalarında 20. yüzyılın müfredatı öğretmeniyle 21. yüzyıl çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz.
ve biraz daha agresif, yine değerli bulduğum bir başka söz daha, teknolojik olmayan sorunlarımızı teknolojiyle çözmeye çalışıyoruz. Bir grup teknoloji tüm kapa diyor, teknolojiye kızarak teknoloji okuldaki başarıyı artırmaya çalışıyor. Bir grupta teknoloji süper diyor, okuldaki öğrenciler için sırf teknoloji versek yeter. Hayır, bunun arasında bir üçüncü yola ihtiyacımız var. Teknoloji sadece bir araç, bize yeni bir öğretmen tipine ihtiyaç var. Yeni bir öğretmen anlayışına, yeni bir pedagoji. Onun için de ben diyorum ki, öğrenme yoldaşı öğretmenlere ihtiyacımız var. Öğrenme yoldaşı öğretmenler, kendisini açma becerisine sahip olan, etkin dinleme becerisine, açık ve yalın ifade etme becerisine, güçlü soru sorma becerisine, açık iletişim kurma ve en önemlisi öğrenmeyi iletişimle destekleme becerisine sahip olan öğretmenlerdir. Bir öğrenci etkili öğretmen nedir sorusuna şu cevabı vermişti. İngiltere'de yapılan bir araştırmada akşam benzeri bir şeyi yine bir Türk öğrencimizden de aynı şekilde duydum. Diyor ki, bana konuşan değil benimle konuşan öğretmenler istiyor. Biz anne babalar olarak da öğretmenler olarak da çocuklara konuşmayı seviyoruz. Ama onların kendileriyle konuşulmasına ihtiyaçları var. Çünkü biz, ha benim zamanımda da böyleydi, bizim zamanımızda okul böyleydi. Vay biliyor musun benim bir tane öğretmenim vardı. Bizim onlarla konuşan öğretmenlere ihtiyacımız var. En önemlisi de öğrenme yoldaşı öğretmenler bu becerilerini sürekli gelişmek için sürekli gelişmeye inanırlar. Onlar mesleki açıdan sürekli gelişmeye çalışırlar. Peki nasıl bir hikayedir bu 21. yüzyıl becerileri masalı? Kısacası daha 1900'lerin başından, 1930'larda John Dewey demiş ki okul yaşama hazırlamaz, yaşamın ta kendisidir. 1960'lara gelirken proje ve problem temelli öğrenmeyi konuşmaya başlamış dünya. Proje ve problem temelli öğrenmeyle birlikte 70'lerden itibaren tıp fakültesi gibi öğretmen yetiştiren eğitim fakülteleri konuşulmaya başlıyor. 1980'lerde farklılaştırılmış öğretim ve planlama Carol Anton'un sonuna birlikte hayatımıza giriyor. 1990'larda biçimlendirici değerlendirmeyi konuşuyoruz. Ve 2000'lerde ileri besleyen geri bildirim John etti. Kısacası bakın bir 100 yıllık tarihten söz ediyoruz. 21. yüzyıl pedagojisini 21. yüzyıl becerilerini oluşturmak için kullanmak, öğrenmeyi öğrenen bireyler oluşturmak istiyorsa öğrenme yoldaşı öğretmenler, önce okulun yaşamın kendisi olduğunu, proje ve problem temelli öğrenmenin onların hayatına dokunduğunu, her bir bireyin biricik olduğunu ve farklılaştırma yapabildiğini, özellikle biçimlendirici süreç değerlendirmeyi bir öğretim yöntem tekniği olarak kullanmayı ve tabii ki sonu ileri besleyen geri bildirimi gündelik yaşamların içerisinde giydirilmiş bir beceri haline getirebilmesi lazım. Bunu getirebilen öğretmenlerle birlikte çalışırken de en çok karşılaştığımız şey şu olacak ki, öğretmek dediğimiz şey aslında keşfetmeye yardımcı olma sanatıdır. Ve proje ve problem temellinin öğrencinin etkisi nasıl arttırdığını, geri bildirimin özellikle düşünmeye sebep olduğu anda gelişimi beslediğini John Hattie'nin 2009 özellikle büyük meta analizinde çok rahatlıkla görmek mümkün. Öyleyse kısacası sonuna doğru gelirken öğrenme yoldaşı öğretmenler sınıfta ne yaparlar? Nedir, kimdir bu öğrenme yoldaşı öğretmenlerin profili kısaca söylemek istiyorum. Öğrenme yoldaşı öğretmenler sınıfta işbirliğine, hataya ve sorgulamaya izin verirler. Dört tane şey yapar. Öğrencilerin işbirliğiyle öğrenmesine, hata yapmalarına ve sorgulama yapmalarına izin verirler. Öğrencilerin yansıtmalarına, paylaşmalarına, üretmeye ve denemelerine fırsat verirler orada, zaman ayırırlar. Yeni fikirlere ve meraka, proje ve problem temelli öğrenmeyi desteklerler kendi sınıflarında. Gelişimi ve eleştirel düşünmeyi, deneme esneklik bütünlük içinse takdir etmeyi ve değerlendirmeyi bilirler. Bizim de belki de en az yaptığımız şeylerden bir tanesi. O onun görevi zaten, niye takdir edeyim ki? Ama hepimiz bir fincan kahveyi dahi bizden verdiğimiz zaman neyi bekleriz? Teşekkür ederim, eline sağlık, çok güzel olmuş, köprü de harika olmuş bekleriz değil mi? Hepimizin beklediği bir kabul ihtiyacımız var. İyi yaptıkları için takdir ederek onları geleceğe hazırlamak yerine ve elbette değerlendirmeden, sadece gaz vermekten söz etmiyorum. Takdir edip değerlendiren öğretmenlerdir öğrenme yoldaşı öğretmenler. Ve bunun için de dört adımda planlama çerçevesi yaparlar. Bunu çok net olarak tarif etmek istiyorum. Eğer bir sınıfta, heterojen bir sınıfta %95'lere varan tam öğrenmeyi sağlamak istiyorsa öğrenme yoldaşı öğretmenler sınıfındaki dört adımı tam olarak gerçekleştirirler. Bir, her dersinin en fazla %20-25'ini doğrudan öğretimle yaparlar. Ama doğrudan öğretimin hiç olmadığı anların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü temel ana haklar dediğimiz bölümü dahi az da olsa öğretmenin oradan muhakkak girmesi gerekiyor. Peki
dersin tamamını doğrudan öğretimde yaparsa ne olur? En fazla %10 tam öğrenen çocuklar gelişir. Onlar da zaten üstü yetenekli. Siz ne kadar çaba göstermezseniz de onlar öğrenecekler. Peki bunun üstüne ne yapacağım? Her dersimin içerisinde muhakkak en az iki kez akran etkileşimi iletişimi kuracağım. Yani öğrenenlerin birbirlerinden öğrenmesi ve beynindeki nöronlarda kodlamayı başlatabilmek için kendi diliyle, kendi jargonuyla birbirlerinden etkileşmesini sağlıyorum. Her derste en az iki defa. Bunu da yaparsam %20-25'lere çıkıyorum. Üçüncü adım, her öğrenenin sınıf içerisinde güvenli ortamlarda deneyim yaşamasını sağlıyorum. Duygusal güvenlik kısacası. Duygusal güvenliği olan bir sınıfı tarif ederken de çok sıklıkla söylüyorum. En aptalca soruların sorulabilme hakkının olduğu sınıftır duygusal açıdan güvenli sınıf. O güne kadar hiç parmak kaldırmamış biri öğrendiniz. Parmak kaldırdığı anda arkadaşlarına öğretmenim Ayşe'de konuşacakmış dediği zaman veya sınıfta aa hangi dağda kurt öldü Karlı sen de mi konuşacaksın? Negatif güdüleme diye bir şey yoktur. Pozitif ortamlarda beyin öğrenmeye devam eder, pozitif ortamlarda kılıcı öğrenme kalır. Dolayısıyla duygusal açıdan güvenliği sağlanmış ortamlarda deneyim yaşamasını sağlamak gerekir. Sonuncusu, eğer bu dördüncü adımı da tamamlarsanız %90-95'lere kadar tam öğrenmeyi gerçekleştiren öğrenme yoldaşı öğretmenler olur diyorum. İleri besleyen geri bildirim. Kısacası, düşünmeye neden olan, ileride değişim yaratan geri bildirimler. Bu ne biçim bir ödev? Yine çok dikkatsiz davranmışsın. Bu bir geri bildirim cümlesi değil. Geri bildirim cümlesi. Ödevinin iki sayfasının kırışık olduğunu, dört tane sorunun eksik olduğunu, bazı sayfalarında portakal suyu lekesi olduğunu gördüm. Şimdi bu ödevi yeniden yapmak ister misin? Somut, onu ileriye besleyen, değiştirecek olan geri bildirimler söz ediyorum. Kısacası bütün bunların hepsini yapabilmesi için öğrenme yoldaşı öğretmenlere ihtiyacımız var. Ve öğrenme yoldaşı öğretmenlerin temelde becerilerine baktığınız zaman da en çok karşılaştığımız noktanın şu olduğunu düşünüyorum. Mesleki gelişime değer veren öğretmenler. Hiçbirimiz kendi başımıza sadece öğrencilerimizi muhteşem öğrenciler yapma şansına sahip değiliz. Ve benim için kendi adıma burada konuşma fırsatı veren değerli meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yaklaşık 25 yıla yaklaşan meslek hayatımda en çok öğrendiğim şey hep meslektaşlarım olmuştur. Bu nedenle de meslektaşlarıyla öğrenebilen bir kültür yaratmak öğrenme yoldaşı öğretmenlerin en temel becerilerinden bir tanesi olacaktır. Bunu yaratabilmek için ise Sayın Müdürümün başlangıçta söylediği gibi belki bizim bir şeye ihtiyacımız var. Öğretmenler, eğitimciler olarak entelektüel derinliği daha çok olan neden biçimleri sorgulayabildiğimiz bu çağın çocuklarına nasıl okulda zihinsel olarak meşgul eden, nasıl onları daha çok öğrenmeye teşvik eden okullar yaratabileceğimiz konusunda daha çok işbirliği yapmamız gerekiyor. Kısacası bu dört adımın üstünden baktığımız zaman en çok beni etkileyen şeyi tekrar söylemek istiyorum. Üç ve dördüncü adım, duygusal açıdan güvenliği alınmış olan sınıflarda pozitif iklimlerde ve özellikle anlık besleyici geri bildirim alan çocuklar yetiştirebilmemiz gerekiyor. Geri bildirimi de herkes şöyle zannediyor bizim toplumumuzda. Büyükler küçüklere, üstler aslara, yetişkinler çocuklara geri bildirim verebilir. Hissi kabrini koymuş gibi, sanki doğuştan yetenekmiş gibi düşünüyor. Geri bildirim çalışarak geliştirilecek olan bir beceridir. Kısacası öğrenme yoldaşı öğretmenlerle 21. yüzyılın çocuklarını 21. yüzyıla hazırlayabileceğimize inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir gün diliyorum.